Cem Yılmaz son filmi Do Not Disturb'den arkadaşları Özgü Özberk, Bülent Şakrak, Nilperi Şahinkaya, Ahsen Eroğlu ve Celal Kadri Kınoğlu ile birlikte hem filmi anlattı hem de esprileriyle güldürdü. İşte Ömür Sabuncuoğlu'nun çok özel röportajı. Cem Yılmaz ve Do Not Disturb ekibi bu hafta nerede? Elbette Show TV'de. Arkadaşlar duydunuz mu? Cem Yılmaz bu karakteri çok sevdi. Isaac karakterinin serisi devam edecek mi? Bu macerayı biraz bir üçleme geliyor gibi değil mi? Havada mı olacak? Havada, karada, denizde. Bu replikler Feri'den, Nilperi Şahinkaya'nın kişisel gelişim uzmanı taklidine bayılacaksınız. Merhaba dostlar, işte kuşa, böceğe, ağaca ve masmavi gökyüzüne selam. Ustadan usta işi eleştiriler. Celal Kadri Kınoğlu'nun uyduruk dizi tespitleri çok konuşulacak. Ya böyle bir havalı konuşma geleneği de var. Sırf kişisel gelişimciler şimdi fenalaşmasın. Uyduruk dizilerin tamamında var. Cem Yılmaz'dan ince göndermeler. Neden taklidi yapılamıyor? Neden ona lakap takılamıyor? Benim hiç bir lakabım olmadı çocukluğumdan beri. Dolayısıyla o karakterin bir lakabı olması ilgimi çekiyor. Hiç okulda da mı olmadı? Yok, bana hiç kimse bir lakap takmadı. Hiç kimse benim taklidimi yapmadı. Renkli bir sohbete, harika açıklamalara ve bolca kahkahaya hazır mısınız? Kimlerle mi? Cem Yılmaz ve Do Not Disturb ekibiyle. Tontiş mi? Çakal! Yeni bir maceraya atılırken siz olun, kendinizin en iyi versiyonunu sunmaya hazır olduğunuzu herkese gösterin. Başlayalım mı? Sen otelden misin? Lakabım Isaac, aşk gemisinden. Yakında çıkıyorum, bekle beni. Günaydınlar, iyi sabahlar sevgili seyirciler. Bu hafta sonu konuklarım Do Not Disturb filminin oyuncuları sevgili Cem Yılmaz, Özge Özberk, Nilperi Şahinkaya, Ahsen Eroğlu, Bülent Şakrak ve Celal Kadri Kınoğlu. Dün itibarıyla bir dijital platformda yayına giren Do Not Disturb filminin kahramanı tanıdık bir isim. Cem Yılmaz'ın kara komik filmler serisinin karakterlerinden Isaac bu kez denizde değil, karada. Kendimi kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Uyumlanmayı hissediyor musun? Ömür Sabuncuoğlu'nun filmi izleyerek başlattığı sohbet ekibin modunu arttırıyor. Ben özellikle Cem Bey size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten şahane bir film olmuş. Keyifle. Arkadaşlar duydunuz mu? Çok teşekkür ederim. Çok keyifle izledim. Çok sağ olun. Gerçekten hayata dokunan çok kıymetli bir iş olmuş. Teşekkür ederim. Bir izleyici olarak teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Vallahi yani böyle başlamak çok hoşuma gitti. Evet. Bizim de aynı duygularla yaptığımız, okuduğumuz andan itibaren, değil mi? Hep birbirimize evet. Söylediğimiz, severek oynadığımız bir iş oldu. Isaac'i birkaç yıl önce kara komik filmlerde gemide izlemiştik, bu kez karada. Bir üçleme gelir mi yoksa Isaac'ten? Şimdi Isaac, biz denizde gördük kara komiklerde ve artık karaya çıktı. Bu macerayı biraz bir üçleme geliyor gibi değil mi? Havada mı olacak? Havada, karada, denizde. Espri mi gerçek mi? Ajda mı Sezen? Benim nöbette olduğum yerde hiç kimse gemiyi terk edemez. Bir yanlış olduğu zaman beni biliyorsun. Kendi hatırladığım, sevdiğim filmlerde bazı karakterlerin o film bittikten sonraki macerasını da hep merak etmişimdir. Bazı öyle şeyler vardır. Yani King of Comedy filmindeki işte o Rupert Pumpkin komedyen. Sonra ne yapıyor? Bazen öyle olur. Bu da benim hayatımdan yazarken hayatı devam etse ne olur diye hep düşündüğüm bir adam. Olabilir yani, başka bir maceraya atılabilir diye düşünüyorum. Nilperi Şahinkaya filmin perisi. Bir sosyal medya fenomeni ve kişisel gelişim uzmanı. Nilperi, senle başlamak istiyorum çünkü Cem Bey'den sonra filmde ilk olarak seni görüyoruz. Evet, doğru. Doğru. Bir düşündüm. Sosyal medyada kişisel gelişim uzmanları çok sık çıkıyor karşımıza. Hakikaten bu sosyal medya fenomenleri, kişisel gelişim uzmanları artık hepimizin hayatında. Senin de sık karşına çıkıyor mu? Biraz rolünle birlikte bunu anlatır mısın? Tabii, sık sık karşıma çıkıyor. Bence hepimizin. Özellikle sosyal medyada
keşfet sayfasına, yani bir kere zaten tıkladınız mı gerisi geliyor. Keşfet sayfasına bol bol. Yani bu sosyal medyayı da çok kullanıyorlar zaten. Çok o taraftan da çok ilerledi bu iş. Ondan önce işte kitaplar vardı. İşte en çok satan kitaplar zaten kişisel gelişim kitapları. Aldın mı hiç? Almışlığım var daha böyle 20'li yaşlarımın başlarında. Çünkü benim de... Geçen sene. Ya 20'li yaşlarım. Yani evet. Çünkü yani hepimizin çok zayıf hissettiği zamanlar oluyor hayatta. Ve o zayıf döneminize denk gelirse buna tutunuyorsunuz. Oradan size kanca atıyor kişisel gelişim. Nilperi Şahinkaya gerek kitaplardaki gerek dijital platformlardaki kişisel gelişime inanmıyor. Tüm kontrol sende. Sen iste olsun. Sen en iyisi olursan en iyisi olur. Ama bu bir yalan aslında. Hayat öyle bir yer değil. Kontrol bizde değil aslında ve başımıza çok kötü olaylar geliyor. Başınıza kötü olaylar gelmeye başlayınca da kendinizi suçlamaya başlıyorsunuz. Ben bir yerde hata yaptım diye. O yüzden ben desteklemiyorum kişisel gelişimi. Büyük bir manifesto bu. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenler, bütün sorumluluk Nilperin. Ben ama terapiyi destekliyorum. Daha bilimsel tarafındayım aslında meselenin. Filmde Perin'in kişisel gelişim cümleleri oldukça ilginç. Bakın nasıl ışıl ışıl bakıyor ve parlıyorsunuz. Peki repliklerin çok güzeldi. Senin en beğendiğin hangisiydi? Söylerken çok keyif aldın. Sloganlardan mı? Benim mi? Çok şey var. Bir saniye. Merhaba dostlar. İşte kuşa, böceğe, ağaca ve masmavi gökyüzüne selam. Kendinizi kötü hissettiğinizde kırlarda özgürce koştuğunuzu hayal edip kendinize 3 kere şunu fısıldayın. Ben değerliyim. Ben değerliyim. Ben değerliyim. Hep birlikte o zaman. Ne kadar güzel. Ne oluyor? Sonra değerli oluyorsun. Nilperi Şahinkaya'nın tekrar ettiği replikler Do Not Disturb ekibinde bir aydınlanma yarattı mı peki? İkna olmadınız mı şimdi ama? Ben öyle. Ben geliştim açıkçası. Ses tonu da çok etkileyici. Hani konuşurken de sanki iyice ikna oluyoruz. Evet, kendi tarzları var değil mi? Böyle bir ritimde konuşuyorlar. Sizi hipnoz ediyorlar. Evet. Büyük sır var. Filmde rol alan usta oyuncu Celal Kadri Kınoğlu havalı konuşma olayına dikkat çekiyor. Ya böyle bir havalı konuşma geleneği de var. Sırf kişisel gelişimciler şimdi fenalaşmasın. Uyduruk dizilerin tamamında var. Bir adam derin derin konuşuyor, bir kadın uzaklara bakıyor, bir kemanlar çalıyor. Hepsi aynı palavra. Hocam edebiyatı da şu anda. Kişisel gelişim ya da milli gelişim fark etmez yani. Uyduruyorsunuz, uyduruyorsunuzdur. Hemensiz bir hava basılıyor yani. Bir karakter de onu seyredip kendini iyi hissediyorsa. Yazık. Celal Kadri Kınoğlu'nun filmde oynadığı Bahtiyar karakterine geliyor söz. İlginç bir profesör izliyoruz. Peki sizin rolle devam edelim. Bahtiyar karakteri aslında hakikaten içimizde yine toplumda olan hem müzisyen hem bir profesör. Siz nasıl bir süreç geçirdiniz hazırlık aşamasında? Yani o da perişan esasında. Hani adam profesör ya da müzisyen diye bunlar muaftır. Gibi değil. Burada farklı kesimlerden insanlar acılar çekiyorlar. Ve de birbirleriyle normalde pek karşılaşmayacak insanlar birbirlerine yardım ediyorlar, merhamet gösteriyorlar. Ve hiç aklına gelmez Bahtiyar'ın, yani Kadıköy'den, Suadiye'den Bahtiyar, efendim Karaköy'den Metin ile karşılaşıp onun sevgisine, onun yardımına mazhar oluyor. Ve bir şey daha sevme ihtimali doğuyor hayatta. Farklı bir insanı, normalde tanıyamayacağı birini sevmek. Yani kendi bildiklerini sevmeye çalışmak değil, yepyeni birini bir kaza esnasında karşılaşıp sevmeyi öğrenmek. Benim nöbette olduğum yerde hiç kimse gemiyi terk edemez. Celal Kadri Kınoğlu müzikle ilgili ve saksafon çalıyor. Cem Yılmaz usta oyuncunun bu özelliğini filme taşımış. Siz özel hayatınızda da saksafon çalıyorsunuz biliyorum. Var, bu var. Anlamda senaryoyu yazarken hani birlikte konuşup mu onu eklediniz? Nasıl oldu? Ya şöyle, ben yani karakterin yani kültürel kodlarını hepimize dağıtırken kafamda bir şeyler vardı ama elbette detay değil. Yani birinin saksafon çalması bir detay değil, bir ömür yani elbette. Ama bir müzisyen formundaydı karakter baştan. Ama sazı ne olsun, enstrümanı ne olsun diye hocamı biliyordum elbette böyle bir uğraşı olduğunu. Onun için bunu koymaya müsaade eder misiniz? Kendiniz de filmde kendi enstrümanınızla performans göstermek ister misiniz diye sordum, kabul etti. Filmle özel hayatı arasında bağlantı kuran tek karakter Bahtiyar değil.
Aslen Eroğlu'nun oynadığı Suhal karakteri de resim çiziyor tıpkı kendisi gibi. Keza yani Ahsen için de öyle. Ahsen de filmde yani desen çalışmaları olan bir karakteri canlandırıyor. O desenler hepsi Ahsen'in çizdiği şeyler. Öyle mi? Aa, onu bilmiyordum. İki karakterin özelinde, Suhal ve Bahtiyar'ın özelinde bu uğraşlarından haberim vardı. Yani böyle bir uğraşları olsun diye. Ama arkadaşlarımın yani birebir kendi uğraşlarına dönüştürme meselesi konuşarak. Yani ister misiniz bu özelliğinizde bu karaktere entegre olsun diye sordum. Çok mutlulukla karşıladılar. Ahsen bayağı bir şeyler çizdi. Yani o çizdiklerin de iki kere akademiye girilir çıkılır. Yani gereğinden fazla büyük bir dosya hazırlamıştı yani bayağı. Ve filmde çok çok az bir kısmını ancak gördük. Bir tanesini de hediye etmedi. Hiç. Evet evet. Hemen topladı gitti ya, çekimlerden. Aşk olsun. Çekimlerden sonra topladı gitti. Elimize astım. Hayır hayır. Arşivden, lise zamanımdan bile arşivden resimler getirdim. İsteyene dağıtabilirim. Hala öyle duruyorlar. Evet, ben buradan izleyenlerimize söylüyoruz. Filmi izleyip beğenen 3 kişiye Ahsen Karakalemini hediye edecek. Ersan'a bile çizdim, varak saçlı. Ha canım. Durumun tersi de mümkün elbette. Cem Yılmaz gerçek hayatta yapamadığı pek çok şeyi filmlerinde yapmış bir oyuncu. Ya gerçekten bir fark yaratıyor mu diye soracak olursa insanlar alalı. Neden yani? Bir konfor yaratıyor elbette. Çünkü biz yani filmlerde, ne bileyim dizilerde, herhangi bir projede kendimizden çok uzak şeyler de yapabiliriz elbette. Yani ben başka gezegene gittim yani. Dinozorlarla falan konuştum. Dolayısıyla yapılabilir elbette ama bu bir konfor sağlıyor elbette. Gelelim karakterlerin isimlerine. Peki Nilperi'nin karakter ismini nasıl karar verdiniz? Çok uzağa gitmedi tabii ki. Nilperi... Aslında kendimiz karar vermiştik değil mi? Tabii isimlerimize? Ki. Tabii. Peri olsun dedi. Evet. Hani hem var hem herkes yok, kendi ismini kendi buldu. Cem Yılmaz, Do Not Disturb filmindeki karakter isimlerine oyunculara sorarak karar vermiş. Yani ben işte Özge'ye telefon açtım. Dedim ki Özge, bir eczacık kadının adı ne olsun? Ay dur bir dakika, dur bir yarım saat sonra söyleyeyim. Ay bir saniye dedim. Dur hemen olur. Gelmedi dedim ve saniye oldu. Aynı gün oldu bu. Aynı gün herkese yazdım ben. İşte Celal abi, sizin karakterin adı ne olsun? İşte Ahsen, seninki ne olsun? Nilperi ile biraz önceden konuşmuştuk, doğru. Bülent'e de yazdım. Bülent'e de yani bir kod olarak herkesin bir isim vardı da. Onunkini Davut bulmuştum ben. Bülent'ciye dedi, herhalde bu sırada yoğundu. Davut iyi ya. Öyle değil, Davut çok Davut değil miyim ama? Yani Davut'a itiraz bir şey. Davut değil de Kemal olsun diyeceğim bir durum yok. Davut, Davut çünkü. Yani. Filmde lakabını kullanan tek karakter Isaac. Isaac'i canlandıran Cem Yılmaz'ın gerçek hayatta ise hiç lakabı olmamış. Benim hiç bir lakabım olmadı çocukluğumdan beri. Dolayısıyla o karakterin bir lakabı olması ilgimi çekiyor. Hiç okulda da mı olmadı? Yok, bana hiç kimse bir lakap takmadı. Hiç kimse benim taklidimi yapmadı. Yani geçen yıllar içerisinde çok yapılmıştı da. Taklidimi hani vardır ya taklidi evet, yapılan. Evet. Öyle birisi olmadım ben hiç. Yani çok görünmez birisiydim ben. Hani ortalama birisiydim. Dolayısıyla ben hani bu acayip bir davranışları olur da ay bu da böyledir denilen birisi değildim ben yani. Daha locada durduğum için gözlemek için insanları. Onun için öyle bir lakabım yoktu. Peki bir lakabı olsa ne olurdu? Olsa ne olurdu? Bilmem. Isaac değil herhalde. Bilmem ne olurdu, siz söyleyin. Siz söyleyin. Tontiş mi? Çakal. Çakal. Çakal var. Dili bu ya. Dili mi ya? Madem konu lakaplardan açıldı, Bülent Şakrak'tan başlayarak oyuncuların gençlik lakaplarını öğreniyoruz. Senin var mı bir lakabın? Benim vardı abi, benim işte zaten Şakrak. Yani televizyonda söylenecek bir lakab. Eskiden bizim zamanımızda Atom Karınca diye bir çizgi film vardı ya. Abi. Bana Atom Karınca diyorlardı. Boydan postan dolayı yani. Tabii. İri yarı boylu postlu oluşum. O zaman Celal abi gibiyim. Benim hiç olmadı. Senin oldu mu lakabın? Lakabı olan? Benim yani lisede deli fişek diyorlardı ay, bana. Evet. Deli fişek mi? Deli, bir böyle bir şeydim. Küçük bir aradan sonra beraber. Vay vay. Hani? Deli fişek geldi. Erkek lakabı da onun için. Öyle mi bana? İşte bir erkek gibi. Bayağı da eskidir deli fişek. Yani 1950'lerin
jargonu gibi yani 60'lar. Bilmiyorum yani görsel olarak deli fişek hani hep böyle bir atılgan bir böyle bir hareketli falan olduğum için galiba. Senin? Benim çok vardı. Yerine göre değişen minik kuş genelde böyle. Minik kuş mu? Bana da atom kuş. Karınca diyorlardı. Atom karınca mı? Evet. Ortak laf. Evet. Vay bir be. De öyle kısaltma olarak yeğenimin bebekken söylediği aka aka lisedeki arkadaşım hala aka diyor bana. Aka aka. Ah sen diyemiyordu aka çıkmıştı ağzından aka diye devam etti. Böyle. Ay, hepsi çok acıklı. Çok. Minik kuş çok güzel. Minik kuş çok iyi. Evet. Bundan sonra minik kuş olarak. Minik kuş, kuş dememiz doğru olacak. Minik kuş kaldım yine eyvah. Doktor diyorlardı bana. Doktor bu. Evet siz evet. Zaten. Oldu. Şey, evet. Zaten de diyor. Evet zaten. Doktor hala. İyiymiş ya. Gördün mü? Gene garip kaldık. İkimizin yok. Özge Özberk'in lakabı az kalsın unutuluyordu. Onun lakabını yıllar önce Cem Yılmaz koydu. Ama Ceku yeteri kadar kalmadı. Kral. Ha Ceku. Ceku yeteri kadar kaldı. Senin Ceku kaldı yani. Ama evet o hala. Sana evet. Ceku diyorlar mı? Diyorlar. Hala diyorlar tabii canım. Telefonda hala Ceku. Zahresine Ceku'yuz ya. Tabii ki. Kahkahaya hazır olun. Bir dönemin otel çalışanı Cem Yılmaz'dan otelcilik anıları. Nasıl oluyor peki? Nasıl oluyor da çıkmıyor? Düzenli görünsün diye öyle bir şey var yani bilmiyorum. Nasıl oluyor da çıkmıyor? Biraz fazla sokuşturuyorsun ondan oluyor yani. Bir dönemin dans şampiyonu Cem Yılmaz'ın Kung Fu Fighting yılları. Evet ama yani site içindeki yarışma yani yazlıktaki yarışma. Şarkımı kendim seçtim. Kung Fu Fighting. Ve eğlence dolu anlar. Do Not Disturb ekibi neden röportajda Kırmızı Balık şarkısını söyledi? Kırmızı balık gölde, kırmızı balık nerede? Hepsi ve daha fazlası yarın pazar sürprizinde.